evkale, diğeri yahut derse, Cenab-ı Hak bunu yahutla bağladığına göre ha öyle ha böyle demek istiyor. Yani ha kalkmışsın, ben Allah'ın Resulüyüm, bana vahiy ediliyor demişsin, bana vahiy geliyor demişsin. Bunu da hangi cenahtan işleyen olursa olsun aynı biçimde büyük bir kusurun içerisine giriyorlar. Büyük bir yanlışın, kusur kelimesi belki hafif, büyük bir hatanın, büyük bir cürmün, ne derseniz, ister sufi kaynaklı olsun, ister seküler kaynaklı olsun, ister sağcısından, solcusundan, hangi kesim içerisinden geliyorsa gelsin, bunu ihsas ettiriyorsa, bu anlamda kendini özel kılarak. Demin Aydar Bey sordu, yani Resulullah'ı görüyorum biçimiyle de olsa, zuhurat diye bir şey oluyor diyerekten de olsa, çünkü biz biliyoruz ki evren her yönüyle Allah Azze ve Celle tarafından kontrol ediliyor. Herkes bunu biliyor. Sen böyle gösteriliyor bana dediğin zaman bunu Allah gösteriyor demek istiyorsun. Oraya buraya kıvırma. Zaten muhatabın da onu öyle anlıyor. Amacın da bu zaten. Bu mesajı vermek istiyorsun. Ve muhatapların da zaten böyle anlıyor. Ve onu Allah Azze ve Celle'nin emri diye gidip yapıyorlar. Şunu yapın, bunu edin, şöyle gidin, böyle gidin dediğin zaman, böyle bir rüya gördüm dediğin en soft versiyonuyla bile aynı amaca hizmet ediyor. Allah Azze ve Celle ile kontak kurduğun mesajını iletiyorsun insanlara. Bu en basit örneğiyle rüya bile olsa, görmediği bir şeyi bu şekilde söyleyip insanlara kendi gözünü yalanlayarak, Allah'ın elçisi buna da büyük zulüm dedi yani, korkunç bir şey. Görmediği şeyi gözlerine gördüren adam. Kaldı ki görmüş bile olsa bunun etrafa dağıtılması, yani ikinci, üçüncü şahıslara iletilmesi, böyle bir süreç yok. Rüya dediğin tekil boyutta kalan bir şey. Nübüvvete taşıyacak bir şey değil. Allah'ın elçisinde bu rüya ile başladı kendi şahsında, sonra nübüvvete taştı ilerleyen zamanda. Nübüvvet olunca artık yayına dönüşüyor. Yani etraftakilere ulaşacak bilgiye dönüşüyor. Diğer türlü kişinin kendi şahsında kalan bir bilgi. Onu kendince nasıl değerlendirir? Kaldı ki o onu hiçbir zaman Allah'ın elçisinin getirdiği dine aykırı bir şekilde değerlendirmeye de hakkı yok. Yani rüyamda gördüm, Cenab-ı Hak bana içki içmeyi emrediyor diyemez hiçbir zaman. Rüyamda gördüm, Cenab-ı Hak bana namazı kılmamı, bırakmamı istiyor diyemez hiçbir zaman. Yanlış anlıyorum bu rüyayı demeli, eğer illa öyle anlıyorsa. Şeytani olmalı herhalde. Yanlış değerlendiriyorum diye. Çünkü makul bir şey, bir defa Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği dinin içerisinde kalacak bir şey olmalı. Bütün örnekleriyle, ister rüya gibi basit, yumuşak örneği olsun, en primer örneği olsun, ister doğrudan ben Cibril'le görüşüyorum diyecek kadar almış başını gitmiş olsun. Ya bunların içinde öyleleri var ki böyle anlatıyor işte, Cibril geldi aldı beni götürdü, çıktık böyle merdiven çıkıyor sanki. Bir kulenin böyle çıktık 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 diyor. Biraz böyle Resulullah'ın urucunu, miracı anlatır, oradan biraz sanki çalıntı falan. Orada Resulullah'ın Sidretül Münteha'nın ötesine geçmediği söylenir. Bu orayı da geçiyor beyim. Yani orayı da bastı geçti böyle anlatımında. Önündekiler de cezbeye kapılıyorlar, böyle yıkılıyorlar oradakiler. Yani bu kadar özel bir rine tabiiz şeyi. O adam kendini ne kadar yüceltirse bunlar da onun eteklerinde bir miktar yücelmiş oluyorlar. Zaten bu tabilikte böyle bir zihniyet var. Kendi yapıp ettikleriyle değil, emekleriyle değil, dine bağlılığıyla değil de efendisi ne kadar yüceyse kendisine nispeten o kadar yüceleceğini ancak düşünebiliyor. Dolayısıyla o böyle oraları sidreyi midreyi geçti. Yani bir ramak kaldı ki adam desin ki Cenab-ı Hakk'ın da tepesine çıktım. Yani dese herhalde cezbeden bayılacaklar. O moddalar yani. Akıl hiç yok. Bir tane işlerinden çıkıp eleyse minkum raculun raşid diyecek bir adam yok. Zırvanın doruklarını zorlarken bırakın vahiy geliyor falan, adam şey yaşıyor.
Cenab-ı Hakk'ın Resulullah için söylediği لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى Necm suresinin girişindeki ayetlerde karşılığını bulan o mümtaz sahneler. Allah'ın Resulullah için anlattığını adam aşmış, üstüne kendisi de koymuş. Diyorum ya, o kadar çıktı ki acaba Cenab-ı Hak altta mı kaldı diye düşündüm ben. Yani bana gönderilen bir videoda tanıdık bildik birisi değil ama tanıdık bildik bir tarzda, biçimde ve yaklaşımda. O söyledi, millet coştu. O söyledi, millet coştu. Sonra artık ne yaptı bilmiyorum. اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ Bunlar zulmün en büyük örnekleri. Böyle şeylere bulaşacaksan, bununla maksadın insanlar üzerine tasallutta bulunmaksa, onların parasını falan ranta çevirmek, şirketler kurup buralardan büyük holdingler çıkarmaksa, para kazanmanın daha başka kanalları var. Faizli işlerle bile gidip para kazansan, totolarla, lotolarla, bilmem nelerle, hatta bağışlayın gitsen, kötü işler yaparak para kazansan bile bu kadar büyük bir cürme imza atamazsın. Bunun yanından bile geçmez. Orada Cenab-ı Hak seni affedilebilir bir, teorik olarak en azından bir günü günahtasın. Burada asla affedilmeyecek bir şey. İntihar ediyorsun burada. En büyük kazığı kendine atıyorsun. Buradan biraz para kazansan da iyi bir evin olsa ne olur? Buradan kazanacağın paralarla iyi tatillere gitsen ne olur? İyi arabalara binsen ne olur? Allah Azze ve Celle'ye iftira ede ede çok büyük üne kavuşsan ne olacak? Hiçbir işe yaramaz. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin sildiğini hiç kimse yüceltemez. وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ Kimi Allah aşağılarsa onu artık hiç kimse yüceltemez. Böyle bir edalara girerek, gaybı biliyorum, Cenab-ı Hak'la görüşüyorum, Resulü'yle sabah akşam zaten beraber yatıp kalkıyoruz neredeyse, havaları vererek, insanların gözlerinden yaşlar akıtarak, cezbelerle titreterek, en büyük yanlışı aslında kendine yapıyorsun. Onlar da akletmedikleri için Allah Azze ve Celle zalimle zalimi buluşturuyor. كَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِم۪ينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ İşte biz böyle zalimleri zalimlerle buluştururuz diyor Cenab-ı Hak. Onları birbirine yar ediyor. Akletmemiş, böyle kendisine bir berat verip takıl peşime seni cennete götüreceğim. Hani cennetten yer satanlar var ya, parklarda şurada burada. Onlardan hiçbir farkı yok. Ben seni imanını kurtarıp cennete götüreceğim. Yeter ki benim cemaate takıl diyen adam, bunun ötekinden hiçbir farkı yok. Farkı şu, o peşin alıyor orada parayı, metrekare üzerinden satıyor. O kadar avanaklık gösteriyor. Bir iki taksit alıyor parayı, yumuşata yumuşata yediriyor aynı dalgayı. Aynı numarayı yumuşata yumuşata yediriyor. Aşağıda hiçbir fark yok. Çünkü din, فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ İlimle başlar. Allah Azze ve Celle'nin birliğini bilmekle, öğrenmekle, ayetlerini öğrenmekle, akidesini bilmekle, ilmi halini bilmekle, ikna olmakla, basiretle yürür ve böyle neticelenir. Birinin kılıtına takılarak, onun eteğine tutunarak, cebine, saatinin arasına sıkışarak cennete gidilmez. Böyle ancak insan insanlığından vazgeçmiş olur. O ne derse yaparak, o ne derse doğrudur diyerek, Cenab-ı Hakk'ın ne dediğinden gafil, onun kitaplarını ezberlemiş. Böyle ezbere biliyor, bildiğiniz ezbere biliyor. Hafız yani. Allah Azze ve Celle şu ayette böyle diyor dediğince şöyle açılıyor. Eğer o dediğiniz ayet, o dedilen kitaplarda yoksa, bildiğin putperestlerin kitabından okumuşçasına habersiz. Bilmiyor onu. Zira ötekinin de Allah Azze ve Celle tarafından yazdırıldığına iman etmiş. Bu da Allah Azze ve Celle'nin kitabı. Onu ezbere biliyorsun, sayfa sayfa çevirip her gün sabah akşam okuyorsun. Ondan daha evvel değil mi bu? Cenab-ı Hakk'ın emri, ayetleri, onun kelamı.
Bunu yat kalk otur oku. Bu nasıl önceliğini kaybedebilir? Nasıl türev, meğer velev ki türev yani, değil mi? Biz burada mesela konuşuyoruz, şey diyoruz. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini paylaşıyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz. Bir sonraki oturumda bizden sonrakiler Cenab-ı Hakk'ın yine ayetlerini oturup okuyacaklarına, onu bırakıp da bizim konuştuklarımızı birinci sıraya yükseltseler ne olur? Saçmalığın daniskası olur. Sonrakiler de onların artık konuştuklarını yücelseler, o orijinali kaybedip her defasında belli bir verim kaybıyla dönüşen şeyleri esas almak gibi olur. Kaldı ki o insanların, sonrakilerin yahut bizim anladıklarımızın doğru olup olmadığını da garanti edemezsiniz. O adam ne yazdıysa Cenab-ı Hak'tandır diyemezsiniz. Efendim kendisi böyle diyor. Ben hiç inanmıyorum. Böyle kimselerin Kur'an'la haşir neşir olmuş, doğru, gerçek, salih kimselerin böyle şeyler söylediklerini. Çoğu bunlar alttakiler onlara yamıyorlar. Hani uçmaz uçurulur şeklinde. Ama eğer kendileri söylüyorsa, işte biz de bu ayette onları konuşuyoruz. Bunlar bırakın büyük salih kimseler olmayı, kıpkızıl kafirler. Allah Azze ve Celle'ye karşı en büyük zulmü işlemiş kimselerdir o zaman. Öyle bir istisnamız yok. Allah Azze ve Celle'nin bile yok. Resulüne diyor ki eğer zalim zulmedersen o zaman ziyan edenlerden olsun. Açık söylüyor yani. Bana karşı bu yanlış işlersen لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكِ Şirk koşacak olursan bütün amellerin iptal olur. Hiçbir şey kalmaz geriye. Dolayısıyla öyle bir rezervimiz yok birileriyle ilgili. Onlar kalksa Allah'a bile sövse biz onu yine iyi kimse olarak biliriz. Öyle bir şey yok. Bir sonraki ders devam edelim. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ